Günün en sevdiğim anı. Bu kokuyu içime çektiğimde bütün dertlerimi unutuyorum. Ama sen beni özlememişsin. Bak sana çok güzel bir sürprizim var. Bunları kaldırmam gerek. Bırak Gülsüm yapar. Nereden çıktı bunlar? Defne getirdi. Odanızda kalan eşyalarınmış. Odamızda mı? Ne demek bu şimdi? Bilmiyorum kahraman. Bana öyle söyledi. Odanızda kalan eşyalarınla toprağın albümünü getirdi bana bugün. Senin kıyafetlerinin onun odasında ne işi var kahraman? Sen kıskanıyor musun? Elif yapma. Bir soru sordum. Bak. Sen gittikten sonra ben o odaya bir ya da iki kere girdim. O da senin resimlerine bakmak için. Senden sonra ben her şeyi odada bıraktım. Gerçekten mi? Sonra da o odayı ona verdim. Öyle mi kahraman? Elif yapmam. Bak bunun ne önemi var? İkimiz bir aradayız. Şu an birlikteyiz. Önemli olan bu. Haklısın, tamam. Benim seninle konuşmak istediğim daha önemli bir konu var zaten. Anlat. Her şeyi anlat. Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Anlat bana. Hadi. Ben eve gelen tehditlerle Defne'nin ilgisi olduğunu düşünüyorum kahraman. Çorbayı sıcak tutun. Belli. Daha oturamayacağız yemeğe. Ama anne daha abim de gelmedi. Aradı, yoldaymış. Hadi onlar dışarıda. Yukarıdakilere ne demeli? Kapandılar odaya. Kesin Elif şikayet ediyordur beni kahramanı. Bence abartıyorsun. Abartmıyorum kahraman. Bana inan. Tuhaf davranıyor. Tuhaf dediğin şey ne? Ne geçiyor aklından söyle. Önce onu telefonla konuşurken buldum. Birine evden çıkamıyorum, şimdi gelemem, beni arama, ben seni arayacağım, paranı da mutlaka ödeyeceğim dedi. Sonra toprağı bahane edip yukarı çıkmış. Korumalardan biriyle konuşuyordu fısır fısır. Ben gelince Elif, birden... bence sen kıskanıyorsun. Ve bunun için de sağlıklı düşünemiyorsun. Ve ortada kıskanılacak hiçbir şey yok. Kahraman. Tamam, kabul ediyorum. Ben seni kıskandım. Hem de çok. Ama bu söylediklerimin seni kıskanmamla hiçbir ilgisi yok. Toprağa sor istiyorsan. O da duydu. Anneciğim ne konuştular dedim. Para verecekmiş dedi. Yani Defne buraya gelmek için bütün konağı yakmaya mı kalktı? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Evet, üzgünüm. O kadar da uzun boylu değil. Oğlum. Anneciğim, seninle biraz konuşalım olur mu? Hadi aşağı. Aşağıda dedem, hocam, ablam da var. Hadi aşağı inelim. Tamam bir tanem, ineceğiz. Ama önce sana bir soru soracağım. Elif. Bebeğim, hani bugün bir şey konuştuk seninle. Defne annenle ilgili. O abilerle ne konuştuğunu hatırlıyor musun? Ben bir şey hatırlamıyorum ki. Bebeğim, hani bana söylemiştin ya, hadi şimdi babana söyle. Ben bir şey demedim ki anne. Elif, yeter artık. Yeter. Bak, benim gözüm başka hiçbir kadını görmüyor. Buna Defne de dahil.
Defne'nin de böyle bir çabası yok zaten. Daha bugün gitmek istedi. Ben kalmasını istedim ondan. Çünkü çocuğumu korumak zorundayım. Kahraman. Bunların benim seni kıskanmamla bir ilgisi yok. Hadi bizi aşağıda yemeğe bekliyorlar. İnelim hadi. Sen git kahraman. Ben yemeyeceğim.